Ne çiziyorsun şimdi? Servis. Servis ne yapıyor? Bu servis biri sürüyor değil mi? Şuradan böyle halkası geçsin. Oo, evet. Çok güzel oldu. Bak şunu şöyle çevir onu şimdi. Çevir. Şuraya bir de Uranüs yap. Mavi. Mavi evet. Bravo sana ya. Onu yapalım. Tamam öyle olsun. Sonra yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş. 2014 yılında Eymen dünyaya geldi. Dünyaya gelmeden önce 4 aylıkken anne karnında öğrendik biz Eymen'in bir rahatsızlığı olduğunu. Bize ayaklarında bir eksiklik olduğunu, aynı zamanda kemiklerinde bir eksiklik olduğunu ama doğduktan sonra nelerle karşılaşacağımızı bilemediklerini, belki zihinsel bir sıkıntının da olabileceğini ve hani alınması gerektiğini önerdiler ama biz tabii o taraftarda olmadık. Eymen işte yoğun bir araştırma süreci geçirdik anne karnındaykenden itibaren. O yorgunlukla 7 aylık dünyaya geldi. Yaklaşık bir 40 gün küvezde kaldı. Ama hayata tutundu. Eymen'in ayağındaki rahatsızlık anne karnındayken bize söylendiğinden çok daha ağır bir rahatsızlıktı. Çünkü biz ayaklarımızdaki ince kemiklerimizin olmadığını zannediyorduk ama vücudun esas yükünü taşıyan ana kemikleri oluşmamış halbuki. Biz bunu doğduktan 4 ay sonra Adana'ya tedavi için gittiğimizde öğrendik. Çocuğumuzun doğduğunda kemikleri dizindeki bu diz eklemi hiç oluşmamıştı. Ayakları tamamen içe dönüktü ve ayak uçları kalçasına değiyordu. Onun gerçekten bu hale gelebileceğini bile biz tahmin etmiyorduk açıkçası. Yapılan 8 operasyon sonucunda kalçasından kemik alınıp diz yapıldı. Ve yapılan bu dizin ayaklarındaki ince kemikle birleştirilmesiyle Furkan Eymen'in yürüyebilir hale gelebilmesi sağlandı. Bu dünyada İlk kez Furkan Eymen'e uygulanan bir tedavi yöntemiydi. Ve bu şekilde bu kadar fonksiyonel yürüyebileceğini biz tahmin bile edemiyorduk. Şu an Furkan Eymen ayaklarında yürüme cihazları, ortez adını verdiğimiz yürüme cihazlarıyla yürüyor. Ama bu bile bizim için dünyanın gerçekten en güzel şeyi. Bir şey yok annem. Şey mi? Ne oldu sana anne? Ne oldu? Bir şey yok. Bu şekilde büyümeye devam ederse bir süre sonra dizindeki var olan kemik deriden çıkarak daha da büyük hasarlara, kemikte daha büyük hasarlara neden olabilecekmiş. Bununla ilgili olarak tekrar yurt dışında bize yardımcı olan doktora zorlukla ulaşıp tedavi edip edemeyeceğini sorduk kendisine. Tekrar kendisi bize olumlu bir yanıt verdi. Fakat 3 yıl önce bizden tedavi için istediği miktarı yakın bir miktar istedi bizden. Yaklaşık 110.000 euro. Bizden istediği meblağı o zaman da valilik çok sağ olsun Mersin Valiliği'nin desteğiyle toparlayabilmiştik. Mersin Valiliği arkamızda olmuştu ve insanlar sağ olsunlar çok fazla yardımda bulunmuşlardı. Anne üzülme anne. Son durumda bizim istediğimiz, talep ettiğimiz şey aslında bu meblağı toplayıp oğlumuzu bir an evvel ameliyat ettirmek istiyoruz. Konuşamıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sağlık Bakanımız, Meclis Başkanımız ve Mersin Valimizden bu konuda destek bekliyoruz. Tamam, teşekkür ederiz.